oyunlarda yaşadığımız dünyanın dışına çıkar, hayal dünyamıza giriş yaparız. Bazen bir kurt olur, tavşan kovalar, bazen rol yapar, oyunculuk yeteneğimizi geliştiririz. Yani hayal dünyamızdayken her şey olabilmek, her şeyi yapabilmek mümkündür. Çünkü çocuk oyunlarında imkansız diye bir şey yoktur. Dilersek karınca kadar küçülebilir ya da kocaman bir dev olabiliriz. Tıpkı sıradaki oyunumuzda olduğu gibi. Oyunumuzun adı Deve Cüce. Bakalım Türkiye'deki arkadaşlarımız bu oyunu nasıl oynuyorlarmış? Hep birlikte izleyelim. Evet, sırada oldukça hareketli ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun var arkadaşlar. Deve Cüce. Öncelikle oyunu yönetecek olan arkadaşımızı sayışarak ya da gönüllü arkadaşlarımızdan birini seçerek belirledikten diğer oyuncular bir çember oluşturacak şekilde dizilirler. Ebe olan arkadaşımız çemberin ortasına gelir ve deve ya da cüce diyerek oyunculara komut verir. Eğer ebe deve demişse ayakta, cüce demişse yere oturur şekilde durmak zorundayız. Oyundaki amaç ebenin komutlarına göre hiç şaşırmadan oyunu tamamlamaktır arkadaşlar. Deve dendiğinde oturan, cüce dendiğinde ise ayağa kalkan oyuncu ya da oyuncular oyundan çıkar ve yalnızca bir arkadaşımız kalıncaya kadar aynı şekilde devam eder. Deve! Oyunumuzu oynayabilmemiz için en az 6 kişiye ihtiyacımız olacak. Ama ne kadar kalabalık olursak o kadar eğlenceli olacağını da unutmayalım. Arkadaşlar, deve cüce oyunu oldukça dikkat gerektiren bir oyundur. Bu sayede hem reflekslerimizi hem de algılarımızı güçlendiririz. Ebe arkadaşımız arkadaşlarını şaşırtmada epey başarılı. Öyle değil mi? Oyunumuzu İrem arkadaşımız kazandı. Tebrikler. Çok eğlenceliydi. Hadi bir daha oynayalım. Çember oluşturalım ve... Ebe olan arkadaşımız bazen komutları peş peşe verebilir arkadaşlar. Oyuncular bu komutları da şaşırmadan hızlıca yerine getirmelidirler. Neden hala oturuyorsun arkadaşım? Ebe arkadaşımız deve cüce deve demişti. Yani son olarak ayağa kalkman gerekiyordu. Cüce! Cüce! Deve! Cüce! Deve!
oyunda ebe olan arkadaşımız diğer oyuncuları iyi gözlemlemeli ve kimin şaşırıp şaşırmadığını belirleyebilmelidir. Bu yüzden ebe de en az oyuncular kadar dikkatli olmalıdır arkadaşlar. Otur kalk, otur kalk. Hem eğleniyor hem de spor yapıyoruz. Oh ne güzel. İki oyuncu kaldı. Acaba oyunu hangi arkadaşımız kazanacak? Bebe.